Merhaba arkadaşlar. İslam yayıncılığın maliye soru çözümünde tekrar beraberiz. Bütçe sorularımızla devam ediyoruz. Aşağıdakilerden hangisi birim maliyetlerin önem kazandığı bütçeleme tekniğini ifade eder diyor. Şimdi normalde bizim klasik bütçeleme sistemimizde birim maliyetler değil de bizim için girdi önemliydi. Sonra birim maliyetlerin önem kazandığı teknik klasik bütçelemeden sonra performans bütçe olarak karşımıza çıktı. Diyor ki en az maliyetle en fazla hizmet çıktısının alınması gerektiğini savunan bütçeleme sistemidir. Aynı zamanda performans bütçeleme sistemi ve der ki çıktı önemli. Yani fayda maliyet analizi yapalım der performans bütçeleme sistemi. O yüzden birim maliyetler yani maliyetler önemlidir. Bunun karşılığında karşımıza çıkan faydasında e, maliyete maliyetin karşısında da faydası da ölçülebilmektedir der. Performans bütçeleme sistemi. Geçtim bir başka soruma. Diyor ki bütçenin kamu ekonomisinde yatırım ve tasarruf tercihlerini yönlendiren bir plan olması bütçenin hangi fonksiyonu ile ilgilidir diyor. Şimdi benim bütçenin işlevleri, bütçenin fonksiyonları var benim bütçe sistemimde ve bütçe zaten bir mali araç olarak karşımıza çıkmakta. Bu bütçenin hangi fonksiyonu diyor? Yatırım ve tasarruf tercihlerini yönlendirir. Şimdi hiçbir şey bilmesem bile bakın, gene sorunun içerisinde sanki cevabım gizli gibi. Yatırım ve tasarruf yaptıkça ben ülke olarak işte bütçenin istikrarını mı sağlarım yoksa telafi mi ederim bir şeyleri, konjektürel dönemimi mi düzeltirim, siyasi faaliyet midir bu yoksa kalkınma fonksiyonu mudur? Biz yatırım ve tasarruf yaptıkça aslında ülkece ne yaparız? Kalkınmayı gerçekleştiririz doğru mu? Neden yatırım yapıyoruz? Geçmişlik düzeylerimiz olsun, kalkınmayı, büyümeyi sağlayabilelim diye. E o zaman yatırım ve tasarruf tercihlerimi de bütçenin kalkınma fonksiyonu yapacak. İşin içinde Türkiye Büyük Millet Meclisi var zaten siyasi fonksiyonu buradan gelmekte. Dalgalanma dönemlerinde işte enflasyonda bütçe ile ilgili deflasyonda bütçe ile ilgili açık ya da fazla verdiğimdeki bütçe ile ilgili müdahale etmemdeki durum konjektürel fonksiyonu. Deriz ki bütçe açık ya da fazla verse de eksik iş sistem olduğunda bunu tam istihdama yani işsizliği ortadan kaldırma durumunda bütçeye mesela fazla verelim ya da vergi toplayıp bütçeyi fazlalaştıralım, durumu telafi edelim gibi durumlar. Bütçenin istikrarını sağlayabilmek yani bütçeyi denk tutabilmek adına yapılan çalışmalar olarak karşımıza çıkmakta. Ya da ekonomik istikrarı sağlamak adına bütçeyle ilgili ne açık verin ne de fazla verin. Ekonomik istikrarı sağlayın deriz. Ona göre gerçekleştirilir. Dedikten sonra geçtim bir başka soruma. Bütçe denkliğinin yıllık olarak düşünülmesi yerine ki yıllık olarak düşünen klasiklerdir. Yıllık olarak düşünülmesi yerine daha uzun süreli devreler dikkate alınmak suretiyle uygulanmasını ileri süren bütçe teorisi aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şimdi diyor ki benim 3 tane bütçe teorim var. O yüzden programla performans benim aslında teorim değil de sistemim. Attım 3 tane bütçe teorinin içerisinde klasik bütçeleme teorisi yıllık bütçeleme teorisini söyler ve der ki bütçe denk olmalı, yıllık olarak denk olmalı. Telafi edici bütçe teorisinde ekonomik denklik önemlidir. Eksik bir sistemde olan bütçe dengesini tam iş sistem sağlanıncaya kadar devlet telafi etmeli bütçe aracılığıyla der telafi edici bütçe teorisinde. Eksik olanı tamamlayıncaya kadar devlet bir basamak halinde işlevini yerine getirsin, durumu telafi etsin, ekonomik dengeyi sağlasın der. Devre bütçede ise önemli olan der konjektürel denkliktir. Yani devreler dönemler arasındaki denkliktir önemli olan der. Sen der Konjektüral dönemlerde bütçen fazla verdiğinde biriktir biriktir. Hiç önemli değil dedi. Biriktir bütçen fazla verdikçe biriktir. Elbet bir dönem gelecek ki bütçen açık verecek. İşte biriktirdiğini açık verdiğin zamana devrettiğinde olayı düzeltmiş olacaksın diyor. Yani bütçe dengesini tekrar sağlayacaksın. Yıllık olarak sağlanması önemli değildir bizim için diyor. 7 ile 10 yıl arasında da gerçekleşse olabilir bizim için bir sıkıntı yoktur diyor. Ve otomatik olarak diyor ki gerçekleştirebilirsiniz bunu. Bu durumu yani bütçen fazla verirken sen biriktireceksin. Bütçen açık verdiğinde durumu devredeceksin. Devreler dikkate alınmak üzere uygulanan bütçeleme sisteminde benim neymiş o zaman? Bütçe teoremde devri bütçe teorisi. Dedikten sonra geçtim bir başka soruma. Diyor ki sorumda Hangisi kamu açığı türleri arasında yer almaz diyor. Şimdi benim kamu açığı türleri dediğim durum benim borçlanmama ne kadar ihtiyacım var onu gösteren durum olarak karşımıza çıkmakta. Yani ülkemin ne kadar borca ihtiyacı var? Bana onu gösteriyor kamu açığı. Kamu açığı türleri arasında geleneksel açık kabulümüzdür. Operasyonel ya da işlevsel açık kabulümüzdür. Yapısal açığımız var kabulümüzdür cari açığımız var kabulümüzdür ama nedensel açığımız yok. Bunun dışında nakit açığımız var. Bunun dışında bir de tahakkuk açığımız var. Ve birincil açığımız var. Bizim açıklarımız bunlar. Bunların sayesinde de sağlayabiliyoruz. Biz gerçekleştirebiliyoruz kamu açıklarımızı. Mesela geleneksel açığımız bizim gelirlerle giderler arasındaki açıklarımızı gösteren durumdur. Birincil açığımız bu geleneksel açıktan faizi arındırdığımızda ortaya çıkan durumdur birincil açığımız. Birincil açığa faizlere eklediğimizde de operasyonel açığımız ortaya çıkar. Ve ekonomide kendiliğinden verilmesi gerektiğini savunan açık yapısal açıktır. Eğer der, Cari gelirlerle cari giderler arasındaki farkı araştırıyorsan cari açık, nakit gelirler, gelirlerle nakit açıkların arasında ya da giderlerin arasındaki açığa bakıyorsan nakit açığı, tahakkuk gelirleriyle tahakkuk giderleri arasındaki açığa bakıyorsan da o zaman tahakkuk açığı var demektir diyoruz. Gene tekrar ediyorum gelir gider açığı geleneksel bunların faizden arındırılmış hali birincil açık faize eklenmiş hali ise operasyonel açıktır. ÖSYM için önemlidir kamu açığı türleri. 6 tane soru gelen devlet borçlanmasından bir tanesi arasında mutlaka bunlar yer almakta. Çünkü seviyor. İşlem yaptırmamış. Yani hesaplattırma yaptırmamış şimdiye kadar. Böyle hep ya kamu açığı türleri arasında yer alır yer almaz diye sormuş. Ya da hangisi işte geleneksel açıktır ya da gelirlerle giderler arasındaki fark hangisi verir gibi sana sorular sormuş. O yüzden dikkat et diyorum. Ben geçiyorum bir başka soruya. Vadesi gelen bir borcun uzun vadeli ya da süresiz borç haline çevrilmesine verilen ad aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şimdi benim olağanüstü dönemimde devlet olarak başvurduğum, başvurabildiğim iki tane yöntemim var. Bunlardan bir tanesi konversiyon diğeri ise konsolidasyon. Şimdi moratoryum, monetizasyon ve sendikasyon bir dursun. Benim olağanüstü dönemde konversiyon ve konsolidasyona başvurmanın dışında başka bir çarem yok. ÖSYM fazlasıyla sana konversiyon ve konsolidasyonu sorar. Bu ikisi birbiriyle karışır. Biri kısa vadeden uzun vadeye geçiştir, soruda sorduğum gibi. Diğeri ise yüksek faizden düşük faize geçiştir ya da yüksek faizden düşük faize dönüştürülmesidir. O yüzden dikkat etmen gereken basit olmasına rağmen karıştırılan iki tane yöntemi ÖSYM sana sürekli sormakta. Senin de bilmen gerekiyor. Eğer ben yüksek faizli bir devlet kağıdını düşük faizli ile dönüştürüyorsam biz buna konversiyon diyoruz. Eğer kısa vadeden uzun vadeye geçiyorsam biz buna konsolidasyon diyoruz. Diğerleri Maratorium, devletin bütçesinin artık ödemesinin olanağının olmadığı durumlarda başvurduğu, yani de, diyor ki devlet, ben maratorium ilan ediyorum. 1958 yılında biz ilan etmiştik. Devlet şunu diyor, ben şu an borcumu kabul etmekle birlikte ödeyebilecek durumda olmadığımdan dolayı borcumu ödeyemeyeceğimden dolayı maratorium ilan ediyorum. Elim düzelince ödeyeceğim diyor maratoriumda. Monetizasyon ise devletin para bastırarak gerçekleştirdiği bir durumdur. Yani monetizasyon Merkez Bankası'nın para bastırılması tarafından gerçekleştirilen, para bastırılarak borcun ödenmesinin sağlandığı bir yöntemdir. Sendikasyon ise birden fazla ülkenin bir araya gelerek ya da birden fazla bankanın bir araya gelerek başka bir ülkeye yardıma ihtiyacı olan başka bir ülkeye verdikleri kredinin adıdır sendikasyon kredileri. Biz bu birlikleri aynı zamanda konsorsiyum da diyoruz. Konsorsiyum birliklerini mesela OECD bizim için birden fazla ülkenin bir araya gelerek Türkiye'ye ve işte 1960'larda falan Türkiye'ye ve Yunanistan'a yardım ettikleri durumunda karşımıza çıkan durumdu. Sendikasyon verilen bir krediydi. Konversiyon faizler arasındaki durum moratorium ülkenin borcunu ödeyemeyeceğini ilan etmesi, monetizasyon bizim için Merkez Bankası'nın para bastırılarak gerçekleştirildiği bir durum, konsolidasyon ise vadesi gelen bir borcun uzun vadeli ya da süresiz borç haline çevrilmesi olarak karşımıza çıkmakta dedikten sonra bir başka soru çözümünde görüşmek üzere hoşçakalın arkadaşlar.